Canlarım selam Zino Matematik kampımızın 67. adımına hoş geldiniz. Bu videoda ı, ı, konuşamadım. Bu videoda sizlere ne yapacağım biliyor musunuz? Bu derste bölünebilme kurallarına başlıyoruz. Bölünebilme kurallarını anlatacağım ve hepsini anlatacağım bu derste. Bölünebilme kurallarını anlatıp bırakacağım. Sonra ikinci derse geçeceğiz. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 ve 11 ile bölünebilme kurallarını sizlere vereceğim arkadaşlar. Sonra diğer dersimizde de bu bölünebilme kurallarının birleşimleriyle alakalı bir şeyler konuşacağız. 1.5 sayfalık bir konu işleyeceğiz sizlerle beraber. Zero Matematik Kampı video ders kitabını benimle beraber açıyorsunuz. Sayfa 135, sayfa 134, 135, sayfa 135, sayfa 136 nın yarısı yani sayfa 136'daki şu not var ya turuncu not oraya kadar konuşmuş olacağız sizlerle beraber hiç vakit kaybetmiyorum bomba gibi ilerliyoruz 67. adımdayız ve arkadaşlar 123 adım sürecek aslında 123 adım diye çok korkuyoruz ama bunun 60 tanesi ders 63 tanesi ödev zaten e, bu 60 adımlık serüvenin e, bir parçası. Ee, devam ediyor bölünebilme kurallarıyla 67. 67.gündeme ee, 67 adım dersimize başlıyoruz Şimdi canlarım bölünebilme kuralları şöyle bir yakınlaşalım Şimdi Hatta bir uzaklaşalım Bak sayfaya bak 2 ile bölünebilme 3 ile bölünebilme 4 ile bölünebilme 5 ile 8 ile 9 ile 10 ve 11 ile Bu kuralların tamamını sana şimdi elimden geldiğince elimden geldiği ölçüde anlatmaya gayret edeceğim. Şöyle bir tık daha uzaklaşalım. Şöyle bir tık daha uzaklaşalım. Yok çok uzaklaştık. Şöyle biraz gelelim. Şimdi 2 ile bölünebilme ile başlıyoruz arkadaşlar. Hemen okuyalım. Birler basamağı çift olan sayılar 2 ile tam bölünür. Birler basamağı tek sayı olanlar bir 2 ile tam bölünmezler. 2 ile kalanlı bölünürler. Tam bölünme neydi? Kalansız bölünme. Yani kalanın sıfır olması demek. Kalanlı bölünmede kalanın sıfırdan farklı olması demek. Burada arkadaşlar kalan 1'dir sayı. Eğer birler basamağı tekse. Zaten şöyle düşünün. Bir sayıyı ikiye böldüğümüzde bu sayının ne olduğunun hiçbir önemi yok arkadaşlar. Burada kalan dediğimiz arkadaşımız var ya bu kalan. Bu kalan en fazla birdir zaten. Hani kalan bölenden küçük olacak ya. 2'den küçük ya 0 olabilir ya da 1 olabilir zaten. 0 olursa 2'ye tam bölünür. 1 olursa da 2 ile bölümünden kalan 1'dir. İşte 2'ye bölümünden kalanın 0 olması için sayının çift olması lazım. Birler basamağının çift olması lazım. Zaten bir sayının birler basamağı çiftse kendisi de çifttir. Yani mesela konuşacak olursak 22 sayısı çifttir. 2'den dolayı e o zaman 2'ye tam bölünür. 22'yi 2'ye bölün kalan 0'dır. Ama 23'e baktığınız zaman 23 tek sayıdır. 2 ile bölündüğünde 1 kalanı verir. Mevzu bundan ibaret aslında. Bak. E, örnek 7 çünkü bölmeden devam ediyoruz. Aslında bir bütün onlar. Bölme bölünebilme devam. Yani örnek 1'den başlamadık. 6'dan devam ediyoruz. 6'da bırakmıştık 66. adımda. 5 basamaklı bu sayı e, arkadaşlar 2 ile tam bölünüyormuş. Buna göre B'nin alabileceği kaç farklı değer var? O zaman bu B sayısı 0 olabilir, 2 olabilir, 4 olabilir, 6 olabilir ve de 8 olabilir. Kaç tane değeri var? 1, 2, 3, 4, 5 tane değeri var. O zaman cevabımız 5 tane. Ha rakamları farklı falan deseydi. Mesela rakamları farklı deseydi 8'i alamayacaktık. Niye? Çünkü burada 8 vardı. O zaman cevabımız 4 çıkacaktı. Ama rakamları farklı falan hiçbir şart sunmamış. Sadece bu sayı 2 ile tam bölünsün demiş. O zaman birler basamağı ne olmalı? Çift sayı olmalı. Yani 0, 2, 4, 6, 8 den bir tanesi olmalı. Yani 5 tane değeri var. Tamam mı? Çift e, 2 ile bölünebilme olayı bundan ibaret. Geldim 3 ile bölünebilmeye. Rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı olan sayılar 3 ile tam bölünür. Bak bir sayının 3 ile tam bölünüp bölünemediğini anlamak için o sayının rakamlarını topluyormuşuz. Topluyoruz rakamlarını. Mesela baktığınız zaman 18.215 bunu 3'e bölmek uzun iş. Ama rakamlarını toplayıp 3'e bölmek daha kısa iş. Çünkü rakamlarını topladığım zaman kaç gelebilir? En fazla 2 basamaklı bir değer gelir. 8, 9, 10, 12, 17 işte. Hatta neyse 17'yi 3'e bölelim. 5 ee, kere var. 5 kere 3 15 kalan 2. Arkadaşlar bu sayının yani 18.215'in rakamlarını topladığımda ve 3'e böldüğümde 2 kalanını veriyor ya. Demek ki bu sayının da 3 ile bölümünden kalan 2 olacak. Bir sayının rakamlarının toplamının 3 ile bölümünden kalan neyse o sayının da 3'le bölümünden kalan odur. Bak oku burayı. Bir tam sayının rakamları toplamının 3'le bölümünden kalan o sayının 3'le bölümünden kalana eşittir. Anlaştık mı? Peki. Gel şimdi buraya. 5 basamaklı 1346x sayısı 3 ile tam bölündüğüne göre bak 3 ile tam bölünebildiğine göre x kaç farklı değer alır? Bir sayı 3 ile tam bölünüyorsa rakamları toplamı da 3 ile tam bölünür. Rakamlarını toplayalım 10, 13, 14 bir de x var. Bak 14 artı x bak 1, 3 daha 4, 4 daha 8, 6 daha 14, x daha 14 artı x. Bu arkadaşlar 3'ün katı olacakmış. Peki hocam 3'ün kaç katı? Ben ilgilendirmez o. 14 artı x 3'ün katı olacak abi. X'in de burada bir rakam olduğunu biliyorum tabii ki. Bir basamak değeri. Birler basamağı. Bir rakam olacak. 0 ile 9 arasında. Şimdi x'e öyle bir değer vereceğim ki burada 14 ile toplandığında 3'ün katı olacak. Ne var? Mesela 0 veremezsin. 0 artı 14. 14 yapar. 14 3'ün katı değil. X'e verebileceğin en küçük değer 1'dir. 1'i yakaladıktan sonra süper zaten. Bak 1'i yakaladın 15 ya. 2 de olmayacak. 3 de olmayacak. Ama 4 olacak. Hocam denemeden nasıl anlıyorsunuz? Bak 2 yaz yerine kaç? 16. 3'ün katımı değil. 3'ü yaz yerine kaç? 17. 3'ün katımı değil. 4'ü yaz yerine kaç? 18. 3'ün katımı evet. Buradaki olay zaten 3'ün katını arıyoruz ya. Bulduğumuz sayının ilk sayının üstüne 3 ekle ekle gidiyoruz. Bak 1'in üstüne 3 ekledim 4 de oldu. Şimdi 5 olacak mı? Hayır olmayacak. 6 olacak mı? Hayır olmayacak. 7 olacak mı? Evet olacak. Niye? Çünkü 4'ün üstüne de 3 eklediğim zaman 7. 7 4 daha 21 3'ün katı. Şimdi 8 olacak mı arkadaşlar? Hayır. 9 olacak mı? Hayır. Peki 10 olacak mı? Normalde 10'u x yerine yazarsanız 24 3'ün katı ama x yerine 10 veremiyorsunuz. Çünkü 10 bir rakam değil. Dolayısıyla x'in alabileceği değerler aha buradaki 1, aha buradaki 4 ve aha buradaki 7. Yani x'in alabileceği 3 farklı değer vardır. 3 tane. Burada rakamları farklı falan deseydi falan değil, rakamları farklı deseydi 1'i alamazdım çünkü 1 ile başlıyor sayı. 4'ü de alamazdım. İçinde 4 var. Sadece 7'yi alabilirdim. Yani bu soru 5 basamaklı rakamları farklı bilmem ne sayısı deseydi direkt x kaçtır diye sorabilirdi. O zaman da cevap x eşittir 7 olurdu. Anlaştık mı? Peki. 4 ile bölünebilmeye geldik şimdi. Bir sayının 4 ile bölünebilmede son 2 basamağını oluşturan 2 basamaklı sayısına, sayıya bakıyorsun. Bu son 2 basamağını oluşturan 2 basamaklı sayı 4'ün katıysa ya da 2 tane 0'dan oluşuyorsa o sayı 4 ile tam bölünür. Örneğin arkadaşlar 804 ile tam bölünür. Niye? Son 2 basamağı 0 0. Ya da 1224, 4 ile tam bölünür. Niye? Çünkü son 2 basamağını oluşturan 2 basamaklı sayı 24. Bu 24'ün 4 ile bölümünden kalan 0. Sayının son 2 basamağını oluşturan 2 basamaklı sayı 4 ile tam bölünüyorsa ya da 00 gibi bir, sayı, bir şeyse o zaman o sayı da 4 ile tam bölünüyor. Bakın arkadaşlar 1557. Bu sayı 4 ile tam bölünmez. Çünkü son 2 basamağı 4 ile tam bölünmüyor. Peki 1557'nin 4'le bölümünden kalan kaç? Tam bölünmüyorsa kalan 0 değilse kalan kaç? Bir sayının zaten 4'le bölümünden kalan ne olabilir arkadaşlar? Ne olabilir bir sayının 4'le bölümünden kalan? E, 3 tane değer olabilir. Ya 0 ya 1 ya 2 ya da 3 olabilir. 4 değermiş. 4 tane değer olabilir. Şimdi 1557'nin 4'le bölümünden kalan kaç? 1557'yi 4'e bölerek bulmam şart mı? Hayır. Direkt son iki basamağı olan 57'yi 4'e bölmeniz yeterli. 57'de 4 arkadaşlar 1 4 17 4 16 1. 57'nin 4'le bölümünden kalan 1 olduğu için 1557'nin de 4'le bölümünden kalan 1 olacak arkadaşlar tamam mı? Aynı 3 ile bölünebilmedeki gibi. Hani 3 ile rakamları toplanınca 3 ile tam bölünüyor. Ama rakamları toplamının 3 ile bölümünden kalan sayının 3 ile bölümünden kalanı veriyor ya onun gibi işte. Rakamları farklı. 4 basamaklı sayı bu sayı. Bak bu sefer rakamları farklı demiş. Dikkat edin. 4 ile tam 4'e tam bölünmesi için bu sayının 4'e tam bölünmesi için x'in alabileceği kaç farklı değer vardır diyor. Arkadaşlar bizi ilgilendiren şuradaki son 2 basamak. Yani bu x2 sayısının 4 ile tam bölünebilmesi lazım ki 4, 9, x2 4 basamaklı sayısı da 4 ile tam bölünebilsin. O zaman buradaki x'e değerler veriyorum. 0 versem olmaz. Aslında verebilirim. 0 vermemde bir engel yok ama 0 2 4 ile tam bölünmez. Başka mesela arkadaşlar 12 12 4 ile tam bölünür. Mesela 22 bölünmez, 32 4'te tam bölünür, 42 bölünmez, 52 tam bölünür, 62 bölünmez, 72 tam bölünür, 82 bölünmez, 92 tam bölünür. Normalde x'in alabileceği değerler bunlar. Ama soru rakamları farklı diyor. Yani 4, 9 ve 2 olamaz x. Mesela 9 olamaz. Buradaki 9'u alamayız arkadaşlar. Çünkü buradaki 9 ile aynı. Ama 1, 3, 5, 7 buradaki sayılarla çakışmıyor. Dolayısıyla x'in alabileceği toplamda 4 tane farklı değerin olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız 4 çıkıyormuş. Tamam mı? 4 ile bölünebilmeyi de anladın değil mi? Sorun yok. Gel şimdi 5 ile bölünebilmeye. Gayet basit. Arkadaşlar bir sayının 5 ile tam bölünebilmesi için birler basamağının ya 0 ya da 5 olması lazım bir sayı 5 ile tam bölünüyorsa son basamağı ya 0 olacak ya da 5 olacak. Bu kadar basit aslında. Mesela 10. örneğe gel. 5 basamaklı sayısı 5 ile tam bölünebildiğine göre x'in alabileceği kaç farklı değer vardır? O zaman arkadaşlar x eşittir bir 0 olabilir bir de 5 olabilir. Bu sayının 5 ile tam bölünebilmesi için. Peki mesela 2, 7, 5, 3. Bir de mesela 2, 8, 7, 9. Mesela bu sayıların 5'te bölümünden kalan. Arkadaşlar bir sayının 5'te bölümünden kalanı bulmak için son basamağını 5'e bölmeniz yeterli. Sayının tamamını 5'e bölmenize gerek yok. Son basamağa ve son basamağa odaklanıyorum. Mesela 3. 3'ü 5'e böldüğümde kaç kere var? 0 kere. E, 0 kalan 3. Yani arkadaşlar 3'ü 5'e böldüğümde kalan 3 Demek ki 2753'ü de 5'e böldüğümde kalan 3 çıkacak. Tamam mı? Burada hemfikiriz. Şimdi bu tarafa gelelim. 2879'un 5 ile bölümünden kalan kaç diye soruyorum sana. Sen sadece 9'u 5'e bölüyorsun. 9'da 5 bir kere var. 1 kere 5 5 kalan 4. 9'un 5 ile bölümünden kalan 4 olduğu için 2879'un da 5 ile bölümünden kalan 4 oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Anlaştık mı? Demek istediğimi. Şöyle bir pratikte verebiliriz. Bir sayının 5 ile bölümünden kalan 2 ise örneğin sayının son basamağı ya 2'dir ya da sayının son basamağı 2'ye 5 ekle 7'dir. Anlaştık mı? Peki. Geldim 8 ile bölünebilmeye. Bir sayının son 3 basamağı 0 0 0'dan oluşuyorsa ya da 8'in katıysa o sayı 8 ile tam bölünür. Bu 8 ile bölünebilme 4 ile bölünebilmeye benziyor. 4 ile bölünebilmede arkadaşlar son 2 basamak 0 0 olduğunda ya da son 2 basamak 4'ün katında olduğunda sayı 4 ile tam bölünüyordu. 8 ile bölünebilmede de son 3 basamağı 0 ya da son 3 basamağı 8'in katı olacak. Yani burada 8 ile bölünebilmede son 3 basamağa bakacağız. Şimdi 11'e bakalım. Diyor ki 11... 4 basamaklı sayısı 8 ile tam bölünebildiğine göre x'in alabileceği kaç farklı değer vardır? O zaman arkadaşlar şu son 3 basamak yani 80x bu sayının 8 ile tam bölünmesi lazım. O zaman verdim buraya gazı x 0 olabilir. Rakamları farklı falan demiyor zaten. Rakamları farklı demediğine göre x'i 0 alabiliriz arkadaşlar. Başka ne alabiliriz? E bir de arkadaşlar 8 alabiliriz ikisi. Çünkü 808 de bakın zaten 800'ü yakaladınız ya 808'e tam bölünüyor. 808'e böldüğümüzde kaç kere? 100 kere var. Bir de üstüne bir 8 eklerseniz tam bölünür. Aradaki 800 ile 808 arasındaki hiçbir sayı 8 de bölünmez. 801 bölünmez. 802, 3, 4, 5, 6, 7 de bölünmez. 8 tekrar bölünür. Mesela 808'den 815'e kadar 800 şey 8 ile bölünmez. 816 tam olarak 8'e tam bölünür. O yüzden buradaki x'imiz ya 0 olmalı ya da 8 olmalı. Dolayısıyla x'in alabileceği kaç farklı değer var derken 2 tane farklı değerin olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. 11'in sorunun cevabı 2 olacak. Geldim buraya. Arkadaşlar 9 ile bölünebilme de 3 ile bölünebilmeye benziyor. Hani 3 ile bölünebilme de rakamları toplamı 3'ün katıysa 3'e tam bölünüyor diyoruz ya. 9 ile bölünebilme de rakamları toplamı 9 ya da 9'un katı olursa 9 ile tam bölünebiliyor. 3 ile bölünebilmenin 9 versiyonu bu. Arada hiçbir fark yok. Tamam mı? Mesela gel şimdi. 6 basamakta sayısı 9 ile tam bölünebildiğine göre x'in alabileceği kaç farklı değer vardı. Şimdi bu sayı 9 ile tam bölünüyormuş. O zaman bunun rakamlarını toplayıp 9'un katı yapacağız. Şimdi rakamları topluyorum. 6, 8 daha 14. 1 daha 15. 4 daha 19. 3 daha 22. X daha 22 artı X. 22 artı X sayısı arkadaşlar 9'un ne olmalı? 9'un bir katı olmalı. 9'un katı olacak. He. O zaman gel. Hemen bakıyorum bir tane bulmaya çalışıyorum. 22'nin üstüne kaç eklersem 9'un katı olur? Zaten 20'li sayılarda. Yani onlar basamağı 2 olan sayılarda 9'un katı olan bir tek 27 var. Dolayısıyla x'e 5 verirseniz olur. Bu 5'in üstüne hani bulduktan sonra 9, 3 ekliyorduk ya burada da 9 ekleyeceğiz. Ama 5'in üstüne 9 eklediğim zaman 14 oluyor. Gerçekten 14'ü yaz buraya. 14, 22 daha 36. 36 9'a bölünür. 4 kere var. Ama 14 veremiyoruz x'e çünkü x bir rakam belirtmeli. Bir sayının onlar basamağında. Dolayısıyla x buradan olsa olsa sadece 5 olur. x'in alabileceği kaç farklı değer vardır diyor. Bir tane farklı değer vardır. Direkt x'i bulabiliyoruz bu soruda. O da zaten 5. Tamam mı? Peki geldim buraya 10 ile bölünebilme. Arkadaşlar 10 ile bölünebilme de 5 ile bölünebilmeye benziyor. Hani 5 ile bölünebilme de son basamak 0 ya da 5'ti ya. 10 ile bölünebilme de 5'i almıyoruz. Son basamak direkt 0 oluyor. Yani birler basamağı 0 olan sayılar 10 ile tam bölünüyorlar. Mesela örneğin 230 10 ile tam bölünür. Ama 255 10'la tam bölünmez. Ve arkadaşlar bir sayının son basamağı kaçsa 10'la bölümünden kalan da olur. Mesela 255'in 10'la bölümünden kalan 5'tir. Mesela 271'in 10'la bölümünden kalan 1'dir. Mesela 106'nın 10'la bölümünden kalan 6'dır. Mesela 1288'in 10'la bölümünden kalan 8'dir. Mesela 230'un 10'la bölümünden kalan 0'dır. Zaten tam bölünüyor. Son basamağı 0. Tamam mı? 10'la bölünebilmede de böyle bir durum var. Mesela buraya gelelim. Diyor ki 5 basamaklı sayısı 10 10 ile bölündüğünde 6 kalanını verdiğine göre bak 10 ile tam bölünüyor demiyor. 10 ile tam bölünüyor deseydi x sıfırdı. 10 ile bölümünden kalan 6 dediğine göre de x buradan kaç olmalı? 6 olmalı tıpkı buradakiler gibi bak. 6 yaptım ben yaptım bak 106 10 ile bölümünden kalan 6 son basamağı neyse 10 ile bölümünden kalan da odur. 10 yani ile bölümünden kalan 6 ise son basamağın 6 olması gerekiyor. Geldim şimdi 11 ile bölünebilmeye. Arkadaşlar 11 ile bölünebilmede de olayımız şu. Şimdi bir tane sayı alıyoruz. A, B, C, D, E, F. Bu sayının şeyi çok önemli değil. Kaç basamaklı oldu. Her, kuralı sonsuz basamağı da uyarlayabiliriz. Sağdan sola bak sağdan sola artı başlıyorum. Artı eksi artı eksi artı eksi. Sonra bu işaretleri bu sayıların önüne düşürüyorum arkadaşlar. Yani eksi a artı b eksi c artı d eksi e artı f. Sonra bakın artılar bir yerde b c f b artı d artı f ee, bir de eksi a eksi c eksi e yani eksi parantezinde a artı c artı e işte bu 11'in katıysa eğer bu sayıda 11'in bir katı oluyor tamam böyle bir kuralımız var aşağıdaki benim yazdığımın aynısı sadece ben bdf yazdım bu fdb yazmış ben ace yazdım bu eca yazmış fark etmez tamam mı mesela buraya gelelim aşağıdaki sayıların 11 ile bölümünden kalanı bulunuz diyor. Bak artı eksi artı eksi artı eksi. Artılar 4, 8 daha 12, 5 daha 17 eksi. Diğerleri 3, 6 daha 9, 9 daha 18, 17 eksi 18. E eksi 1 çıktı hocam. Arkadaşlar kalan eksi çıkamaz. Kalan eksi çıkarsa ne yapıyoruz? Hemen bölülebilen sayı kadar kuralını uyguladığımız sayı kadar ekleme yapıyoruz. 11 eksi 1 10. Yani birinci sayımızın 11 ile bölümünden kalan kaçmış? 10'muş. İkinci sayımıza gelelim. Artı eksi artı eksi artı eksi. Artı 4 artı 3 daha artı 7 artı 7 daha artı 14 eksi. 5 1 daha 6 6 artı 6 12. 12'yi çıkartıyorum. Kalan kaç? 2. E o zaman 11 ile bölümünden kalan da 2. Bitti. Buraya bak. Artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi. Artılar 6, 3 daha 9, 1 daha 10. Eksi. Eksiler de 9, eksi 17, eksi 19. Ya yani 19 yani. E, 10 eksi 19, eksi 9. Kalan eksi çıktığı zaman üstüne 11'e ekliyorum. 2 geliyor. Demek ki sonuncu sayının da... 11 ile bölümünden kalanın 2 olduğunu söylemiş oluyoruz. Kaçıncı soruda? 14. soruda. Evet, bölme bölüne, bölünebilme kuralları bundan ibaret arkadaşlar. 11, 10, 9, 8, 5, 4, 3 ve 2'nin tamamını sizlere verdim. Tabii ki bunların sorularını da çözeceğiz ama 68. adımda bölünebilme ile alakalı işte bir sayı aynı anda 2 ile 3'e bölünüyorsa 6'ya da bölünür. 2, 3 ve 5'e bölünüyorsa 30'la bölünür gibi bölme bölünebilme kurallarının birleştiği kuralları da konuşacağız. Ondan sonra da karma soruları tabii ki de mutlaka bölünebilme 2 ve 3'ün içerisinde çözeceğiz. Bittiğinde bunlarla ilgili sorularımızı da çözmüş olacağız sizlerle beraber tabii ki. Hani eee bu 5 ile bölünebilmeyle, 6 ile bölünebilme, şey, bölünebilmeyle, 5 ile bölünebilmeyle, 9'la ile bölünebilmeyle, 11 ile bölünebilmeyle bu kadar az soru çözmeyeceğiz Tabii ki. Üstüne sorular çözeceğiz ama burada bizim için önemli olan... E, e, şey aslında önce konuyu halledebilmek. Konuyu hallettikten sonra zaten gerisi geliyor. Şimdi biz 67. adımı da sizlerle beraber hallettik. Neredeyiz? Buradayız. Bakın 67 de halle oldu. Bölünebilmenin bitmesine 2 ders kaldı. 2 ve 3'ü de bitirdiğimiz zaman bölünebilmeye noktayı koymuş. Sonra 0 testlere geçiyor olacağız. Hepini seviyorum. Güzel bir tekrar yapın. Güzel şeyler öğrendik. Bölünebilme de. bu öğrendiklerimizi pekiştirip kullanıp üstüne inşa edeceğiz. Hepini seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.